Spor Arena ekranlarından herkese merhabalar. Yanımda Eczacıbaşı Kadın Voleybol Baş Antrenörü Ferhat Akbaş var. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu yoğun tempoda bizlere vakit ayırdığınız için. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Siz de hoş geldiniz bizim evimize, salonumuza. <laughs> teşekkür ederim. Öncelikle bir yarı final süreci olacak. Aynı zamanda Sultanlar Ligi devam ediyor. Gerçekten yoğun bir tempo. Nasıl hazırlanıyorsunuz? Neler hissediyorsunuz hem kendinizi? Hem de rakip takımları nasıl değerlendirirsiniz? Evet gerçekten yoğun bir periyot ama bu yoğun periyot hiç değişmiyor sezon başından beri hep evet. bu yoğun tempodadayız. Ee, her şey çok iyi gidiyor bizim adımıza. Kendi adımıza e, özellikle kendi tarafımızı düzelten iyi olan şeyleri daha iyi noktalara getirmeye çalışıyoruz. Tabii rakipler çok farklı ve zorlu rakipler. Evet. E, umarım bu süreci çok iyi bir şekilde atlatacağız. Takım hazır, iyi çalışıyor. E, aynı şekilde devam edeceğiz. Ve İtalya, Türkiye aslında biliyorsunuz Türkiye voleybolunda da İtalyan etkisi çok var. Santarelli, Guidetti, işte Lavarini var Fenerbahçe'de. Ne Nasıl değerlendiriyorsunuz bu İtalyan sürecini? Şimdi biz özellikle son iki sezondur Şampiyonlar Ligi'nde yarı finallerde, çeyrek finallerde hatta grup aşamasında hep İtalyan takımlarıyla eşleştik. Geçen sezon Novara'yı yarı finalde elemiştik. Evet. Bu sezon Scandicci'yi hem grup aşamasında oynadık hem çeyrek finalde edildik. Şimdi... İtalya'nın bir numarasıyla karşı karşıya geleceğiz. Konegliano çok güçlü bir ekip. Çok deneyimli bir kadro ve çok e, deneyimli bir teknik ekibi var. E, tabii ki ilk maçın dışarıda olması bizim oradan avantajlı bir skorla dönmemizin e, çok ciddi faydaları olacaktır. E, bunun için çalışmalarımıza hazırlanıyoruz. Tabii ondan öncesinde e, İstanbul'da Türkiye Ligi'nde çok önemli bir derbimiz Vakıfbank'la. Bank'la. Evet. E, Evimizde oynayacağız. Ciddi bir taraftar desteğiyle güzel bir galibiyet almak istiyoruz. Süper. Peki bir röportajınızda dinledim. Fiziğin etkisinin, gücün artık voleybolu çok etken olduğundan bahsediyorsunuz. Hala öyle düşünüyor musunuz? Bence bu artarak devam ediyor. Ee, güce çok dayalı bir spor olduk. Artı hem gücü hem tekniği çok iyi harmanlayan oyuncular var şu anda tüm evet. dünyada. Ve onların dominasyonu aslında voleybolda oldukça değiştirdi. Bence bu şekilde devam edecek hatta artarak çünkü her sezon her sezon bakıldığında tüm liglerde özellikle Türkiye Ligi'nde fiziksel kapasite daha da yükseliyor. Güç, yükseklik çok arttı. Kesinlikle ve Eczacıbaşı'nın çok iki başarılı bir oyuncusu pasör anlamında hem Naz hem Elif Varf milli takımda da çok güzel bizi temsil ediyor. E onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence Eczacıbaşı burada avantajlı bir tarafta. Bu soruyu sorduğunuz için çok mutluyum. Naz ve Elif bence Türkiye tarihinde en iyi eşleşmiş iki pasör olarak düşünüyorum. Kahramanlaştıkları çok maç var. Bazı maçları Naz kahramanlaşarak alıyor, bazı maçlarda Elif bunu gösteriyor. Ve ikisi bu uyumu çok iyi yakaladılar. Birisinde çok ciddi bir deneyim, birisinde çok ciddi bir kapasite var. Ve birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar, benle çok iyi anlaşıyorlar. Bu uyumu yakaladığımız için çok mutluyuz. Hem Naz'a hem Elif'e özel olarak teşekkür ediyorum. Var mı böyle aranızda ilginç iletişim teknikleri vesaire? Tabii ki zaten 7-24 <laughs> beraber olduğumuz için her şey özel artık. Bakışlarla birbirimizi çok net bir şekilde anlıyoruz diyebilirim. E, i̇letişimimiz çok yukarıda çok iyi. Hatta çok da eğlenceli ee, özellikle Nazlı ve Elif'le ee, o yüzden çok mutluyuz bu sezon bu e, ikiliden. Siz bir röportajınızda kadınlarla konuşmalısınız demişsiniz hani o nasıl oluyor böyle çünkü kadın egemen bir e, şeydesiniz ortamdasınız nasıl bir konuşma geçiyor aranızda? Ben öncelikle Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum ee, çok güzel çok önemli bir gün ee, Türkiye adına da e, Dünya Kadınlar Günü'nün tüm kadınların değerini bilmeliyiz. Ben erkek bir birey olarak kesinlikle şunu düşünüyorum. Biz bazı şeyleri kadınlar kadar dikkatli görmüyoruz, düşünmüyoruz. Ve bu bize hatalar yaptırıyor. Tabi bu hataları yapmamak adına yapılması gereken en önemli şey kadınlarla iletişim kurmak ve bunu daha çok soru sorarak yapabilmek. Çünkü bizim düşünmediğimiz şeyleri onlar bize soru sorunca söylüyorlar. Ben bunu çok fazla uyguluyorum. Tüm oyuncularıma, tüm tanıdığım kadınlara her zaman fikirlerini sorarım ve onlarla beraber karar almaya çalışıyorum bir şeyi dikte etmek yerine. Çok da faydasını görüyorum bence. Süper ve siz genç bir antrenörsünüz voleybol dünyasında. Bunun size kattığı artılar ve eksileri sorsam? Ee, çok fazla artısı var bence çünkü hala yeni jenerasyon oyuncuyla e, iyi iletişim kurup onların ne düşündüğünü az çok kestirebiliyorsunuz. Onların bakış açısıyla iyi bir empati yakalayabiliyorsunuz. Empati Antrenörlerin bence yapması gereken en önemli şey. O yüzden genç olmak burada bir avantaj sağlıyor. Tabii dezavantajları da vardır. Her zaman özellikle Türk toplumunda genç antrenörlere çok fazla güvenil, güven duyulmayabilir. Ama ben bunu bireysel olarak kırdığımı düşünüyorum. İyi sonuçlar alıyoruz. Hem oyuncularla hem takımla hem kulüple çok iyi iletişimimiz var. O yüzden genç olmanın tüm avantajlarını kullanmaya çalışıyorum. <laughs> Süpersiniz. E, yurt bir röportajınızda yine yurt dışında daha çok saygı gördüğümü hissediyorum demişsiniz ve Polonya, Japonya, Romanya gibi aslında kültürel farkları da olan yerlerde bir deneyiminiz var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle başka ülkelerde antrenörlük yaptığınızda Türk voleybolunun gücü, e, Türk voleybolunun getirdikleri şeyler orada Türk bir antrenör olarak size ekstra bir saygı e, kazandırıyor. E, ve açıkçası yurt dışında çalıştığınızda her zaman krediniz daha fazladır. Bu Türkiye'ye gelen yabancı antrenörler için özellikle futbolda da çok geçerli bir kural bence. E, bunun tabii ki dezavantajları avantajları oluyor. E, ben Türkiye'de bir Türk antrenör olarak çalışmaktan çok mutluyum. E, ve umarım sayımız da artarak, kalitemiz de artarak devam eder. Çünkü Türk voleybolunun buna da çok ihtiyacı var. Sadece iyi oyuncular, iyi takımlar değil, iyi antrenörlerin de e, sayısının çok fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Spor dünyasında hep görüyoruz. Gerek sporculardan, gerek antrenörlerden bir eleştiriye, bir baskıya her zaman maruz kalıyorsunuz. Siz size haksız eleştiri yapıldığını düşünüyor musunuz? Ben e, Sosyal medyada günümüzde sadece spora yönelik değil ama tüm e, konularda çok ciddi bir nefret söyleminin olduğunu gözlemliyorum. E, açıkçası bu dünyada e, çok fazla yayılmış ve çok fazla ün kazanmış bir durum. Herkes bunun e, fayda sağladığını bireysel olarak e, düşünüyor ama aslında e, dünyamıza çok zarar veren bir şey. Bunu biz sporcu olarak, antrenörler olarak en fazla yaşayan insanlarız. Burada en önemli yapılması gereken şey doğru bildiğimiz yoldan aynı şekilde ilerlemek. Çünkü aslında insanların sizi tanıdığınızda, sizi tanıdıklarında bu şekilde düşünmeyeceklerini biliyorsunuz. Çünkü yakın çevremizde her zaman iyi şeylerle karşılaşan insanlarız. Tüm sporcular ve antrenörler olarak... Ama e, özellikle bu nefret söylemi bence sporculara değil ama dünyaya zarar veriyor diyebilirim. <laughs> evet kesinlikle. E, Santarelli ile eşleştiniz. Milli takımımız için de çok değerli bir isim. Onun hakkında neler söylersiniz? Gerçekten çok başarılı özellikle geçen yaz Milli takıma çok şeyler kattı, çok önemli madalyalar kazanıldı ve çok önemli de bir süreç var. Belki geçen seneden de önemli çünkü Olimpiyat sezonu. Ben onun liderliğinde. Türk milli takımının olimpiyatta kesinlikle madalya kazanabileceğini düşünüyorum, umuyorum. E, ve umarım da rengi altın olur. Ay inşallah, inşallah öyle olur. E peki böyle olunca, hal böyle olunca artık olimpiyatlar, voleybol çok başarılı ve gerçekten kadınsal anlamda da Türkiye'nin inanılmaz yükse başarılarından da birisi. Böyle olunca da genç kızlar artık voleybola çok fazla Katılmak istiyor. Altyapılar dop dolu. E genç kızların tavsiyeniz bir antrenör gözünden ne olur? Ben şöyle söyleyebilirim. Özellikle Anadolu'ya gittiğimizde genç kızların bu işe ne kadar aktif bir şekilde katıldıklarını görebiliyoruz. Hı hı. Tabii onlara tavsiyem şu olanakları dahilinde. Hemen hemen her ilde spor okulları, spor kulüpleri, özellikle belediye destekli takımlar oluyor. Burada aktif olarak... Bu işi yapmaya çalışmaları, bir yerden başlamaları, belki hepsi çok iyi seviyede bir voleybolcu olmayabilir ama önemli görevler kazanabilirler, antrenör olabilirler, hakem olabilirler, yönetici olabilirler. O yüzden yani ben çok iyi voleybolcu olmam deyip kenara çekilmelerini çok istemeyiz. Ben onlara tavsiyem eğer bu işi seviyorsanız gerçekten sadece tribünde veya ekran başında olmak yerine. Bu işle alakalı en küçük de olsa bir şeyler yapabilmeleri. Evet. Hatta siz de voleybolu bırakıp antrenörlüğü anlayan ve küçük yaşlarda aslında genç yaşlarda anlayan isimsiniz. O süreci biraz anlatır mısınız? Evet, ben açıkçası 18 yaşında antrenörlüğe başladığım, diyeyim. Daha çok antrenörlüğün yardımcı pozisyonlarında, yardımcı antrenör, istatistikçi, alan antrenör gibi farklı pozisyonlarda bir çok, bir çok çalıştım. Yani, ee, ve her pozisyondan çok farklı şeyler öğrendim farklı ülkelerde adım adım oluyor bu işler. Çok da böyle kariyer planıyla ilerleyen şeyler değil aslında. Eğer bu çalışma isteğiniz varsa ve gerçekten voleybolu seviyorsanız bir yerlere gelmeme şansınız yok. Sporda olduğu gibi. O yüzden dediğim gibi her kız çocuğuna hayallerinin peşinden koşmaları için cesaret vermek istiyorum. Peki o oyunculuğu bırakmanın fikri nereden ortaya çıktı o yaşta sizin? Için? Ben kendim kendi kendimi değerlendirdiğimde çok iyi bir voleybolcu olacağımı tahmin etmiyordum, düşünmüyordum. Ve e, aslında hem okulumun iyi gitmesi hem de voleyboldan kopmamak adına böyle bir yola girdim. Dediğim gibi çok profesyonel bir hedefim yoktu. Ama çok doğru bir karar vermişim. E, o yaşlarda insanların doğru karar vermesi böyle bir şeyde Zordur çok kolay çünkü, olmuyor. Evet. E, güzel bir risk almışım. Faydası çok Buralara olmuş. Diye düşünüyorum. Evet. evet, kesinlikle. Peki böyle olunca sizce erkek voleybolunda biraz geriye mi düştük? Orada ilgi zayıf mı sizce? Ya erkek voleybolunda ilgi zayıf e, değil diyebilirim. Bunu kadın voleyboluyla kıyaslayan çok insan oluyor. Evet. Ben kesinlikle karşıyım bu duruma. Erkek voleybolu erkek bas basketboluyla, erkek futboluyla kıyaslanmalı. Çünkü kadın voleybolunun aldığı yer e, pastası çok daha farklı. Ama erkek basketbolundan, erkek futbolundan daha fazla şey voleybol alabilir. Çünkü e, voleybol oynayan erkek çocuklarının adedi çok fazla değil. Bu da ne demek? Çok e, kalibre oyuncu yetişmiyor. Bu biraz daha artarsa, kadınlara yaklaşırsa çok daha farklı bir şey olabilir. Çünkü son yıllarda erkek voleybolu da çok iyi bir ivme evet. kazandı. Milletler Ligi'ne yükseldiler mesela. Çok önemli bir başarı bu. Kolay bir şey değil. Ama tabii ki kadınların gölgesinde kalıyor olmak böyle bir imaj oluşturuyor. Aslında voleybol olarak erkekler de çok iyi noktalara gelmeye başladık. Evet kesinlikle şimdi tamam bir yarı final süreci var ama Kupa Voley işte Sultanlar Ligi falan aslında hep yoğun bir tempodasınız. Planlar neler hani bu süreci nasıl ritimde tutuyorsunuz? Ya açıkçası şöyle yaklaşıyoruz maçlara. E, hedef maçlar belirliyoruz. Örneğin eee maçları veya işte Kupa Voley maçları hedef maçlar verdi ve oradaki rakiplerle e, diğer rakiplerimizin ortak yönlerini bulup o şekilde taktikler belirlemeye çalışıyoruz. Hı hı. İşte Vakıfbank'ta Coneiliano'nun birleştiği yerler, ayrıldığı yerler. Aynı şekilde Fenerbahçe önemli bir rakibimiz olacak e, ilerleyen dönemlerde. Bu tarz ortak noktaları bulup onlara odaklanmaya çalışıyoruz. Ve e, ligin bu döneminde yapılması gereken en önemli şey kendi tarafımızın çok iyi oynuyor olması. Rakibe bakmadan o kısma da sürekli ağırlık vererek çalışmaya devam ediyoruz diyebilirim. Rakiplerin eleştirisini yani incelemesini yapıyor musunuz analizlerini? Tabii ki tüm günümüz 7-24 bununla geçiyor. Çok uzun vakitler alan bir süreç. E, rakiplerimiz de aynı şekilde bize hazırlanıyor. Artık özellikle sürekli oynadığımız rakiplerle artık ezbere e, taktik savaşları oluyor. Çok küçük detaylar bazı farkları belirliyor. O küçük detayları yakalamaya çalışıyoruz. Eminim rakipler de o şekilde. E, bu süreçte dediğim gibi her takımla karşılaştık. Artık üzerine koyma vakti küçük küçük detaylarla. O yüzden o küçük detayları hazırlanıyoruz diyebilirim. Öz eleştiriyi nasıl yapıyorsunuz peki? Öz eleştiriyi şöyle yapıyoruz, çok somut, nesnel bir şekilde özellikle kaybettiğimiz veya kötü oynadığımızı düşündüğümüz maçlardan sonra e, o maçları çok detaylı analizlerle, tekrar tekrar izleyerek, tekrar tekrar daha iyi ne yapabiliriz konuşarak hep beraber takımca e, çalışmalar yapıyoruz diyebilirim. özelleştiri bir sezon içinde aslında yaptığımız en büyük şey e, oyunumuzu bu geliştiriyor. Çünkü... Kazandığınızda bazı hataları göremeyebilirsiniz. Ama kaybettiğinizde de size çok fazla sonuç çıkıyor. O konulara çok fazla yöneliyoruz diyebilirim. Evet. Bir oyuncuyu oynatmadınız diye ya da mesela pozisyonu değiştirdiniz diye eleştiri aldığınız noktalar çok oluyor sosyal medyada. Ben de rastlıyorum şahsen. Bunları okuyor musunuz? Sizi rahatsız ediyor mu? Şöyle ben tüm oyuncularımdan Maksimum verimi almaya çalışıyorum ve hepsine sorumluluk vermeye çalışıyorum. Sağ olsunlar onlar da çok cesur sporcular. Çok iyi çalışıyorlar ve hangisini bu sezon sahaya sürersem süreyim çok fazla e, avantajlı veya oyunu çeviren e, şeyler yaptılar. Aynı şekilde sorumlulukları da paylaşabiliyorlar. Ben artık oyunda çok fazla değişimin, her oyuncunun katkısının çok önemli olduğunu herkesin fark etmesi taraftarıyım. Artık 7 kişiyle 6 kişiyle işte 2 tane yedekle falan şampiyonluk kazanılmıyor. Tüm takımın etkisi gerekli. Ben de bu, bu şekilde takımımıza en verimli... E, ölçüde kullanmaya çalışıyorum. Ve şu ana kadar da gayet iyi gidiyoruz. Herkesten verim alarak çok önemli galibiyetler aldık. Umarım böyle bitirebiliriz. Çok da önemli zaten amaço yani herkesten o verimi yapabileceğini alabilmek yani. E, takım mottosu Eczacıbaşı'da çok önemli. Sizler de çok kullanıyorsunuz. Bize o takım mottolarından örnekler verebilir misiniz? Tabii bu her sezon değişen, her her sezon, sezonun orta dönemlerine doğru belirlediğimiz bir şey. Sezon başından ziyade. Çünkü Sezon başında bazı mottolarınız yapay kalabilir. Hikayeler daha farklı gelişebiliyor. bu sezonki mottomuz bir mottosu. Bazı belirlediğimiz hedefler var ve o her hedefi her maçta yüzde bir oranında eğer geliştirebilmişsek bu bizi mutlu ediyor. Skordan hariç konuşuyorum. Yani Çok skorun güzel. Olumlu veya olumsuz olması ayrı hayat, bir şey. Hayat öyle aslında Evet ve kolay da bir şey değil. Hani yüzde bir çok küçük bir mevla gibi evet. gözükebilir ama aslında sporda o detayları yakalayabilmek çok zor. Biz Kesinlikle. de o, onun için çok uğraşıyoruz. Evet e çok fazla ülke gezdiğinizden bahsettim. Hani antrenör olarak da deneyiminiz var. Bunu Türkiye voleyboluyla kıyasladığınızda ne neler söylersiniz? Türk voleybolu zaten şu an dünyanın zirvesinde. Evet. O kesin ama tabii ki başka ülkelerde çalıştığınızda en güzel şey o ülkelerin sosyal yaşantısını ve genel olarak eğitim farkı, sosyal hayat farkını gözlemleyebiliyorsunuz. Çünkü bu sahaya yansıyor. İşte Japon bir bireyle, Hırvat bir birey, Polonyalı bir birey, Türk bir birey, çok farklı insanlar ve onlara aynı sporu yaptırmak istiyorsanız onları biraz anlayabilmelisiniz. Ben de o yüzden İlk gittiğim zamanlarda hep o ülkenin kültürünü anlamaya çalışıyorum. Çok faydası oluyor. Çünkü çoğunda aynı dili konuşmuyorsunuz ve zaten bir bariyeriniz var. O yüzden böyle küçük farklar bazı büyük sonuçlar yaratabiliyor. Bu farklar buraya döndüğünüzde size nasıl etki etti artı olarak? Tabii ki her ülkede kazandığım tecrübe bana burada onu kullanma fırsatı veriyor. Her sezon yeni bir şey öğreniyorsunuz. Hem oyunculardan, hem rakiplerden, hem kendi kendinize koyduğunuz şeylerle. Ve bunları Türkiye gibi dünyanın bir numarası bir ülkede, dünyanın bir numarası bir numaralı takımlarından bir tanesinde uygulama fırsatı görüyorsunuz. Yani Japonya'da uygulamaya çalıştığınız bir şeyi Türk takımında uyguladığınızda çok daha büyük etkileri olabilir. Çünkü çok, çok daha kuvvetli bir takımla çalışıyorsunuz. Ee, her şeyi harmanlamaya çalışıyorum açıkçası öğrendiğim. Süper. E, peki başının kısa vadedeki hedefleri nelerdir? Kısa vadedeki hedefimiz çok e, basit. Çıktığımız her maçı kazanmak için çıkıyoruz. E, oynadığımız her kupayı kazanmak için oynuyoruz. Kısa vadede 3 günde bir maçımız var. Hepsi birbirinden önemli. Hiçbirisini diğerinden ayırt etmek istemem. Ee, ve en önemli şey ayakta kalabilmek. Çünkü bu sezon çok önemli bir karakter gösterdiğimizi düşünüyorum. Çok fazla geri dönüş bırakmayan, sürekli savaşan, çok cesur bir takım. Bunu bu zor maçlarda da sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Zaten bizim mottolarımızdan biri de oldu ve sonuna kadar. O yüzden bunu uygulayabilmek çok önemli bizim için. Çok ayakta kalabilmek yani başarı kolay yakalanabilse de onu orada zirvede tutabilmek çok önemli. Burada sizin antrenör olarak motivasyon kaynağınız nerede başlıyor? Ya burada özellikle maçlarda geri dönüşler bize çok ciddi bir motivasyon veriyor. Voleybol hep skorun birbirine yakın olduğu bir mücadele ve geriye düşmeme şansınız yok. Yani hemen hemen her maçta belli bir noktada geriye düşüyorsunuz rakipte. O set içinde veya setler sonrasında e, oradaki o geri dönüşler bize çok ciddi bir motivasyon sağlıyor. Bu sezonda bunu gerçekten çok iyi yapabildik. Bazı kritik maçlarda, kupa final maçlarında vesaire çok önemli geri dönüşlerimiz oldu, mucizevi denilebilecek şekilde. E, bu bizi çok iyi motive eden özel bir konu bu sezon. Ferhat Akbaş maçı kazandığında, soyunma odasına gittiğinde ilk ne yapar? Bazı günler soyunma odasına gitmiyorum çünkü <laughs> Çok uzamış maçlar, çok yorulmuş maçlardan sonra kızları çok yormak istemem. Özellikle galip geldikten sonra onların bu coşkuyu kendi aralarında yaşamalarına çok fazla izin veriyorum. Özellikle mağlup olduğumuz maçlardan sonra kesinlikle soyunma odasına girip toparlayıcı, bazen eleştirel, bazen toparlayıcı bir konuşma yapmanın çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün kazansanız da kaybetseniz de ertesi gün yeni bir gün. Ve o günü en iyi şekilde değerlendirmek için Önce bir dünü unutmanız lazım. Dersler çıkarıp unutmanız lazım. O yüzden o tarz konuşmaları çok yaparım. Ama birçok e, güzel galibiyeti de soyunma odasında kutladık. Gerçekten <laughs> e, çok güzel anlar her zaman yaşanıyor. Süper. Voleybol dışında siz neler yaparsınız peki hayatınızda? Vallahi günümün %99'u voleybolla geçiyor. E, zamanımın, bütün boş zamanımın... <laughs> e, Tamamında yeni doğan oğluma ayırmaya çalışıyorum. Çok zor bir süreç gibi gözükebilir diyeyim ama çok keyifli bir süreç. Tabii. Bu ikisi de aslında birbirini çok tamamladı. Eskiden deşarj olacak ve kendinizi tamamen rahatlatacak böyle bir süreç yaşamıyordunuz. Ama artık eve koşarak gidiyorum ve bu iki denge, çok güzel bir şey oluşturdu benim hayatımda, o yüzden çok mutluyum. Siz takımdan bağımsız şekilde kendinizle çalışıyor musunuz işte evinizde vesaire? Benim bu bahsettiğimiz analizleri vesaire ekibimle beraber 15-16 tane ekibimiz var. Yapabilmem zaten günler alıyor. Ya yani Kızlara bunu bir hap olarak vermeye çalışıyoruz ama o hapı oluşturana kadar çok ciddi bir mesai var. Yani. Sabah çok erken kalkıp geceye yatana kadar bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Evet. Dediğim gibi onun arasında çok fazla sosyal aktivite sokmaya çalışıyoruz. İşte iyi yemek yemeye, iyi restoranlara gitmeye veya boş zamanlarımı doğada yürüyüş yapmaya çok ayırmak istiyorum. Ayırdığım zamanlar da oluyor. Ve beni rahatlatan şeyler aslında bunlar diyebilirim. Var mı böyle antrenmanları, özel şarkılarınız vesaire? Onu kızlar ayarlıyorlar. <laughs> Her maç öncesi, her antrenman, sabah antrenmanı değişiyor, akşam antrenmanı değişiyor. Hep bir playlistleri var. Ee, o konuda Hande çok iyidir. Hande <laughs> bu işi kontrol eder bayağı. Ee, ve bizi de gerçekten yükseltiyor bazen. Kızlar bizden iyi o konularda. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Ezra baş antrenörü Ferhat Akbaş bizlerleydi. <laughs>